Herkese merhaba. Şimdi size geçtiğimiz günlerde yaptığım mini bir alışverişi göstereceğim. Öncelikle poşetlerinden çıkardım. Hepsi burada. Bu hışır hışır sesi sevmediğim için. Öncelikle Mini Plaza'dan. Mini Plaza Cadılar Bayramı temasına geçmiş poşetlerinde. Çok güzel olmuş. Şöyle Snoopy'li. Mini Plaza'dan. Şöyle Mini Plaza'ya havaalanında uğradım ablamı uğurlarken. Şöyle geyşalı bir kalem aldım. Normal siyah tükenmez yazıyor. Geisha var üzerinde. Ve onunla takım not defteri aldım. Şöyle. Bu Kimmy Junior adında. Daisy'ymiş. Bunun adı neymiş? Sanırım aynısı mı? Bunda adı yazmıyor. Şu anda güneş çıktı. Az önce güneş yoktu. O yüzden perdeyi açmıştım. Neyse işte bunları aldım. Ondan sonra bir alışveriş merkezinin kırtasiye bölümünden Apita'ydı sanırım. Sarasa klip, Zebra Sarasa kalemlerini ben tanıtmıştım. Bunların yeni kokuları çıkmış. İşte turuncusu portakal kokulu, yeşili bitki kokulu neymiş? Morunu okuyamıyorum şu anda. Pembesi berry, böğürtlen kokulu. Açık pembesi de gül kokulu. Şöyle yaparsam güneş çıktığı için. Böyle bir set aldım. Kokulu oldukları için aldım. 0,5, 0,5 yani. Sonra aynı yerden Apita'nın üst katından Zebra'nın şöyle bir setini aldım. Bu London seti. Aslında İngiltere'ye ya da London'a hiç bilgim yok ama çok hoşuma gitti. Buradaki kalemler tamamen İngiltere'yi temsil edecek bir şekilde yapılmış. Şu siyah basmalı kalem İngiltere'nin taksilerini temsil ediyormuş. Şu kırmızı basmalı kalem ise İngiltere'nin kırmızı otobüslerini, şu çoklu tükenmez kalem beyaz olan da şu yeraltı trenini ve mavi olan da meşhur nehrini İngiltere'deki temsil ediyormuş. Böyle bir set yapılmış. Yoshi'nin hoşuna gidebileceğini düşündüm. Onun hoşuna giden moda kullanmayı düşünmüyormuş. Yani benim oldu. Şöyle de broşür var hatta. Şöyle. Tabii iPhone kamerası bunu ne kadar alacak bilmiyorum. James Leitch midir bilmiyorum. Japonca'da James'u Richie diye çevirmişler adını. Bilmiyorum işte. Böyle bir dizayn yapılmış. Çok hoşuma gitti. Sonra kolilerde tırnak makasını bulamadığım için tırnak makası aldım bir tane pembe. Daha kullanmadım. Paketi nerede bilmiyorum. Açtım merak ettiğim için. Japonya'da kaş bıyık olayı şöyle yüz jiletleriyle olur. Şu bayanın gösterdiği. Bazı YouTube guruları kullanıyor bunu. Shiseido'nunkini aldım. Daha önce hiç Shiseido'nunkini kullanmamıştım. Henüz açmadım. Sonra Shimamura diye bir dükkana gittik. Büyük bir her şeyi var. Hatta bu minderi de Shimamura'dan aldık. Göstermiştim. Şöyle bir ev patiği aldım kendime. Çünkü seviyorum bu tarz şeyleri. Bir tane de şöyle bir tunik aldım. Tek elle açabilirsem eğer. Şöyle uzun taytlarla giymek için cepleri var. Şöyle görünüyor. Şurada bu düğme detayları var. Üzerine ne yazdığına bakmamıştım açıkçası. İşte böyle bunları aldım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Alışveriş videolarını seviyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.